Arkadaşlar merhaba. 4 Eylül 2021 Cumartesi günü sabah programında Marsilya'dayız. Evet, biraz geç saatte yaptık bunu. Videoyu akşam saatinde koyduk yani. Ona göre sizler de yararlanabiliyorsunuz. Yararlanın. Zaten tavsiye ettiğimiz, geçen sefer Fransa'da tutturmuştuk DFB'yi. Bakalım bugün Marsilya'da nasıl bir değerlendirmemiz var ve bizi ne bekliyor. Saat 11.50'de sabah seansında başlayacak. Aynı zamanda kuponumuz da sabah olmaya çalışacak ama söz vermeyelim arkadaşlar. Ona göre biraz yoğun olabiliriz sabah saatlerinde. Evet, birinci koşu saat 11.50'de şartlı 2 yukarı İngilizler 1800 metre çimsi çikolata 7 tane safkan burada start oluyor. Günün bu ilk ayağında ekürüler net bir banko arkadaşlar. Çok net bir banko. En fazla bir numara sıkıştıracaktır ama iki tane burada. Christophe Samuel'un bindiği Pure Play özellikle. Burada banko görüntüsü var. Ve biz de bunu güne banko ile başlamak istiyoruz. Yani ekürleri burada banko veriyoruz. Güne banko ile başlıyoruz ki zaten bir tane bankomuz var. O da ekürler. İkinci koşu altılık ayın ikinci ayağı saat 12.20'de meydan 3 açtı İngilizler 1800 metre. Çimpise çıkıyorlar. 9 tane safkan burada start oluyor. 4 tane safkan burada arkadaşlar tavsiye ediyoruz. 1 numaralı Mr. Grenadine. Christophe Samuel'un bindiği ekürler yani. İlk atımız Business Plan'la beraber. Aslında Business Plan iyi bir safkan. 9 numaralı Hilarante Antonio Orani ile 4 numaralı Kalaos Marie Velon ve 3 numaralı Karins Theo Bakliot arkadaşlar 1, 9, 4 ve 3 şeklinde tam burayı 4 tane safkanla geçmeye çalışacağız. Bu Marie Velon arkadaşlar bayan jockey, İrlandalı ata biniyor, yani İrlanda pasaportu olan bir at bu. Bir şekilde dili bağlanıp yanak peluşu da var. Dikkat etmek lazım bu safkanı, bu Kalaos'a. 1-9-4-3 dedik. Şimdi arkadaşlar 3. koşudayız. Altılık ayağın 3. ayağı, özür dilerim. Alıştık 3. koşuları 2. ayak demeye. 6 koşu var sonuçta. 3. koşu 3. ayak. Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Arkadaşlar hep 4 at gideceğiz şimdi. Bir son ayakta bir 5 atımız var sadece. 4 numaralı Blue Wings yine ekürlerle başlıyoruz. Burada bugün ekürü durumu var. Tabii ki Alien Gerard Monse ile burada gayet şanslı. 2 numaralı Perle Roche diyoruz. İkinci atımız. Golden Millet ile. O da bazen böyle hiç umulmadık sonuçlar oluyor bu Golden Millet. 8 numaralı Al Romy, Emre Mullins ile. Ve 9 numaralı Beauty Queen, Frank Blonder ile arkadaşlar. Burada 4-2-8-9 şeklinde tam 4 tane safkanla burayı geçeceğiz. Evet arkadaşlar, 4. koşu isimli altılı gayanın 4. ayağı oluyor yani. Öğlen 6.000 euro da ikramiye var yani, 60.000 lira yakın bir para bu. Birinci. Handikap 4 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim pist başlığımız var. Şimdi burada da 4 tane atımız var tabi. 6 numaralı Reboot Dream Vincent Chemunard ile ilk atımız. 8 numaralı Chicky Trowland Gaten Campier'le arkadaşlar. Bu Gaten Campier muhtemelen bir apranti. 2 numaralı Dance Colony Theo Bakliot'la. Theo Bakliot'la genelde bu tip günlerde, yani Fransa'da böyle üst düzey günlerde genellikle bir koşu alıyor. Dikkat ediyoruz, Dance Colony ile burada gerçekten şansa sahip. Ve 1 numaralı Raise the Stakes Marvin Grandin'le. Bakalım burada nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Ama dediğim gibi 6 numara daima ilk atlar mutlak düzeyde arkadaşlar. Teke yönelik atlar zaten oluyor. Reboot Dream burada ilk atımız. 6-8-2-1 diyoruz. 4. ayak, 4. koşu bu şekilde tam 4 tane safkanla geçecek. Burada 6-8-2-1 dışında sizin de varsa bir atınız yazarsınız arkadaşlar. Ya o kadar bulamadık yani daha
Belki bu bir numaralı Stakes de iyi bir koşu çıkartacak. Yani Christophe Somio'nun bindiği şu safkan arkadaşlar bir faktörünü göremedik. Yani bir fonksiyonunu göremedik. Fakat Christophe Somio gibi dünya sıralamasında ilk 10'daki bir jokey bu arkadaşlar. Christophe Somio. Fakat bindiği at inanılmaz gruptan uzak gözüküyor. Novalis Ger. Dileyenler bunu çok sürprizde bunu yazabilir arkadaşlar. Böyle büyük jokeyler böyle ata biniyorlar ve getiriyorlar bazen. Bunları saklıyorlar. Artık iğne mi basıyorlar ne basıyorlarsa. Tutuyor şak diye geliyor. Yani burasını 6-8-2-1 artı çizgiyle çekelim 4 diyelim Christophe Samuel'un hatırına. 5. koşu 13.50'de baktığımız zaman tam 10 tane sapkan burada startta alıyor. Handicap 3 ve yukarı gezer 1200 metre çim piste çıkacaklar. Burada tam 5 tane sapkan verdik. İlk atımız 3 numaralı Empirik. Evet, Empirik arkadaşlar. Gullum Millet'le. İkinci atımız 9 numaralı Mehani Dream. Mehani Dream Analle Didon Yahlalı. Evet, bu bayan jokeyli arkadaşlar. Ya bazen şimdi bu tip jokeyler gelmez deniliyor ve yazılmıyor arkadaşlar ve geliyor. Fransa böyle bir yer. İlginç. 5. koşu. Burada ikinci atımız 9 numara. Mehani Dream. 4 numaralı La Cahena Antonio Orani ile. Ve 7 numaralı Love to Excel Silvian Lewis ile arkadaşlar. Dediğim gibi bu ayakta böyle ikinci, üçüncü sınıf apprentice ya da bayan jockey tarzında bir jockey atla gelebilir. 3, 9, 4, 7 dedik ama gerisi sizde arkadaşlar. Top sizde. Evet, 6. koşu. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çim piste çıkacaklar. Burada 10 tane sapkan içerisinde tam 5 tane sapkan yer verdik. Son koşu bu. 4 numaralı Besting Frank Blondel'le. 7 numaralı Samurai Theo Bakliot'la. 10 numaralı Actually in Love Marie Velon'la. 3 numaralı Yakamette Kaukebak Marvin Grandin'le. Ve son olarak da 1 numaralı Vasak Chop Christophe Samuillon'la arkadaşlar. Bu Vasak Chop gelmişti evet hatırlıyorum ben. Ama ondan sonra 2 tane derecesiz yaptı. Bir 4 yaptı. Şimdi o 4'ten sonra bir tane de tekrar birincilik yapar mı? Aynı senaryoyu izler miyiz? Bilemiyorum. Evet 4, 7, 10, 3, 1 diyoruz. Burada saat 2.23 geçe koşular tamamlanıyor. Tabii yabancı koşular arkadaşlar çok az tevzi çıkıyor. Yani şimdi bir tarafta 2 milyon, 1 milyon 800 bin tevzi var Türk yarışlarında. Bunlar da 200 bin, 300 bin, 400 bin maksimum tevzi çıkıyor. Ama yabancı yarışlarda da şöyle bir güzellik var. Zannedersem daha az bir katsayı var. Ve bir de arkadaşlar genelde rahat böyle bir koşulları anlayabiliyorsunuz nereye doğru aktığını. Yabancı yarışların farklı bir versiyonu var arkadaşlar. Farklı bir havası var. İlgi duyan ve oynayan tüm arkadaşlar tabii buradan selam ediyoruz. Berlin'den herkese selam olsun. İnşallah bir sonraki videoda tekrar görüşelim arkadaşlar. Web sitemizden de takip ediyorsunuz. DJK atışları, yurt dışı atışları, futbol hepsi var arkadaşlar. İnşallah sitemizde tahminler butonundan da takip edebileceksiniz. Marsilya Borelli ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.